Evet dedim ya, gong diye sesi duyduğunuzda herkes işlem yapmaya başlıyor. Bilgisayarın başında broker'lar hisse alıyor, hisse satıyor, telefonla konuşuyor. Şunu al, şunu sat, şurada durum ne, şurada kaç lira oldu, şu oldu, bu oldu. Niye? Borsada hisseler üzerinden yatırımcılar, küçük yatırımcılar, büyük yatırımcılar para kazanmaya çalışıyorlar. Paralarına para katmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fevkalade hayati bir organizasyon. İşte Gong'un 150. yılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu. Borsayı dedi, bir şekilde son 21 yılda borsaya çeki düzen verdik. Önemli reformlar gerçekleştirdik dedi. Gazino kapitalizmi diye bir tanımda bulundu. Bu gazino kapitalizminin cenderesinden de kurtardık dedi borsayı. Ve aynı zamanda Türkiye'nin enflasyon sorununa ilişkin de açıklamaları vardı. Yabancı yatırımcıya da mesajları vardı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Borsa İstanbul'daydı. Gong töreninde konuştu. Borsa İstanbul'un 2002 öncesi durumuna çarpıcı sözlerle dikkat çekti. Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana attığımız adımlarla borsamızı gazino kapitalizminin cenderesinden kurtarmayı başardık. Ekonomiyle ilgili mesajlarını ardı arda sıraladı. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılara Türkiye'nin güvenli liman olduğunu anlattı. Risk primindeki gerileme ve kredi notumuzdaki iyileşmelerin etkisi başta borsamız olmak üzere sermaye piyasalarımızda da hissedilecektir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Borsa İstanbul'un 150. yıl gongunu çaldı. Daha sonra kürsüye geçip yatırımcılara seslendi. Enflasyondaki dengelenmeye bağlı olarak borsamızın derinliği artacak ve yatırımcılarımız finansman kaynaklarına daha rahat erişebilecektir. İki turda tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Erdoğan, seçim döneminde rakibinin borsaya hedef aldığını ileri sürdü. Bizzat muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı tarafından Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu. Dövize, altına ve üretime doğrudan katkısı olmayan diğer araçlara yönlendirilmek istendi. Bu furyaya mandacı, müstemlekeci, kimi ekonomistler de alkış tuttu. 21 yılda borsada köklü reformlara imza attıklarını belirten Erdoğan, sermaye piyasalarına sahip çıkmaları gerektiğinin altını i̇ster çizdi. İster siyasetçi, ister ekonomist, isterse simsar olsun, sermaye piyasalarını manipüle etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız.